Gözaltı kararınız çıktı. Gidebilirsiniz. Müvekkiliniz 2 numaralı sorgu odasında. Beni ilgilendirmiyor. Onunla şirket avukatı ilgilenecek. Vay. Bu durumu sen bile savunamıyorsun yani, öyle mi? E tabii. Çocuğun halini gördükten sonra. Nasıl? Ali Ağır. Var mı bir gelişme? Niye merak ediyorsun? Merak ediyorum çünkü ortada adam kaçırma var. Müvekkilimden şikayetçi olacak mı olmayacak mı önemli. Demir Ali'yi Umut Yörükoğlu'na ulaşmak için kaçırdı değil mi? Ali bize tam konuşmadı. Demir'e konuşmuş mu? Biliyor mu Umut Yörükoğlu'nun yerini? Hiç zannetmiyorum. Eğer öyle olsaydı şu an yeni bir gasp olayını durduruyor olurdunuz. Sizde yeni bir bilgi var mı? Umut Yörükoğlu'na dair. Neden yapıyor sence bu sabotajları? Yani elimde var bir şeyler ama dosyayı tam çözemedim. Anladım. O zaman Ali Haver'i çok iyi koru Gülce. Çünkü Umut Yörükoğlu'na ulaştırabilecek tek kaynak o. Hatta bence savcıyla da konuş. Gümüşaylar'ın dosyasına Yörükoğlu cinayetini de eklesin. Şu Utku Yörükoğlu cinayetini. Belki böylelikle Demir'in konuşmasını sağlayabilirsin. Çınar. Demir senin müvekkilin. Niye müvekkilin aleyhinde bana akıl vermeye çalışıyorsun? Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterirmiş. Kırmaya çalışma. Gözünde endişe var, ben görüyorum. Beni endişelendiren sensin. Demir Gümüşay'ın senin ayağını kaydırması. Eski arkadaşımı korumaya hala hakkım var değil mi? Bence senin korunmaya daha çok ihtiyacın var. Zira çevren kötü. Sen beni merak etme. Ben şeytanla aşık atmaya alışığım. Paraya doymadım diyemiyorsun değil mi? Ne zaman doğru yolu bulacaksın Çınar? Yetmedi mi şeytanın avukatlığı? Bas istifayı, bırak Demir'i savunmaya, git Ali'nin avukatı ol. Hem şu çok merak ettiğin Yörükoğlu dosyasını beraber araştırırız. Belki... belki o zaman... bizim için de her şey farklı olur. Görmüyor olabilirsin. Ama ben seni hep uzaktan destekliyorum. Desteklemeye de devam edeceğim. Daha önce söyledim. Ama şimdi söylemezsem olmaz. Çünkü sen benim kıymetlimsin. Umarım bir gün arkadaş olmanın yolunu buluruz. Gülce Başkomiserim. Sorguya gitmem lazım. Nilan'ım. Çınar Bey. Görebildin mi Ali'yi? Abi sana ulaşmaya çalıştım. Polis açtı telefonunu. Ali hiçbir yerde yok. Bütün hastanelere, bütün sağlık ocaklarına, her yere baktım. Nasıl yok? Basbayağı yok. O ambulansın kaydına da baktım. Bugün o depoya, İstanbul'a kayıttı. Hiçbir ambulans gitmemiş. Ali'yi kaldırmışlar. Demir'e başka yardım edenler de var abi. Tuzağa düştük. Nil. Bir saniye. Benim için mi geldin? Hayır Güven Bey. Niye sizin için geldim? Ortalığı toparlamak için geldim. Size kolay gelsin. Demir Bey, senin ne işin var burada Soner?
Çınar nerede? Demir Bey, Çınar Bey'le görüştük. İkimiz de şirket avukatı olarak benim gelmeme uygun gördük. Niye kendi başınıza iş yapıyorsunuz? Eğer senin becerebileceğini düşünmüş olsaydım... avukat olarak Çınar'ı tutmazdım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Evet. Hazırsanız başlayalım mı? Tabii ki, buyurun. Kimseyi almayın içeri. Rahatsız etmesinler. Başkomiser içeride mi? Sorgudalar. Peki görüşebilir miyim? Çok önemli. Asla bölmez. Kimsenin içeri girmesine de müsaade etmez. Size de tavsiye etmem, tutuklanırsınız. Anladım. Çınar Yılmaz dersen ilgilenecektir. Hayat memat meselesi. Lütfen. Olmaz dedik ya kardeşim. Bir parça kağıt alabilir miyim? Çok teşekkürler. O zaman lütfen bunu ilet. Ya ne karın ağrısısın ya. Olmaz dedik ya kardeşim. Bak. İçeride sorgudaki adamın kaçırdığı hacker şu anda kayıp. Eğer bunu iletmezsen başkomiserin seni affetmez. Sonuçları herkes için çok ağır olur. Bence bir düşün. Sen bilirsin. Arkadaşım kimsin sen? Ha? Hastaneye niye götürmüyorsunuz beni? Ne veriyorsun? Ne o? Demir'in adamı mısın sen? Ha? Yoksa Umut mu getirdi? Bir şey söylesene be adam. Ha?